Yine Diyarbakır'dayken biz 14 sayfalık bir iddianame gördük nihayet ama içinde bir şey göremedik maalesef. Narin evladımız katledildi. İddianamede dört kişi müştereken Narin'i öldürmekle suçlanıyor. Anne, amca, ağabey ve itirafçı komşu. Ama cinayetin kimi işlediği yok. Cinayet işlerken orada bulunduğu söylenen kardeşin iki arkadaşının hakkında bir şey yok. Bu cinayetin işlenme sebebi işlenmesinden önce ne oldu da bu cinayet işlendi? Bir anne, bir amca, bir kardeş, altı yaşında bir sabiyi, bir kızı neden katlettiler? Bu yok. Bilmediğimiz hiçbir şey yok maalesef. Son zamanlarda toplumsal infial uyandıran bütün davalarda olduğu gibi ya da toplumda merak uyandıran tüm konularda olduğu gibi yasama olsun, yürütme olsun ve yargı olsun topluma bilmediğimiz hiçbir şeyi söylememeye devam ediyor. Biz davayı çok yakından takip edeceğiz, gündemde tutacağız. En ciddi dayanışmayı bu salonda bulunan kadın örgütlerinin yöneticileriyle ve tüm üyeleriyle göstererek bu işin peşini bırakmayacağız. Ama AK Partili milletvekilinin 60 gün önce bildiğini dün akşam saatlerine kadar savcı bilmediğini kağıda derce ediyorsa burada bir tuhaflık var. Burada ittifak kurulmuş, geçmişi karanlık, geleceğe de kaygı veren bir siyasi yapının kullandığı meselesini görmezden gelemeyiz. Bir kez daha söylüyorum. Tayyip Bey seçimden önce verdiği Sözlerin hiçbirini tutmadı. Ne emekliye, ne emekçiye, ne esnafa, ne çiftçiye, ne yoksula, ne kadınlara. Bir tek Hüdapar'a verdiği sözü tutuyor. Tutmaya da devam ediyor. Öyle görünüyor. İstanbul Sözleşmesi konusundaki tutumunda da görülüyor. Narin meselesinde de görülüyor. Hiçbirimizi sakınmıyor. Hüdapar'la ilişkisini sakınıyor. Bunu ifade etmeden narin meselesi de konuşulamaz bir kez daha evladımıza Allah'tan rahmet ve gerçek ailesi olan bütün Türkiye'ye sabır diliyorum.